Hepinize merhabalar. Efendim, afetlerde insanoğlu ekseriye şoka girer. Ya donup kalır, ya ağlar, ya da bilinçsizce sağa sola kaçmaya çalışır. İşte bu bağlamda 1996 yılında Çorum ilinin Mecidözü ilçesinde sabah namazı vakti meydana gelen depremde Osmancık ilçesinde bir camide yaşanan olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Birazcık gülelim ama birazcık da düşünelim. Değerli dostlar, genç bir imamdı. Sabah namazını kıldırmak için camiye gelmişti. Cemaat toparlansın diye Yasin-i Şerif'i okuyordu. İşte bu arada deprem meydana geldi. Cemaatten biri yüksek sesle deprem oluyor deyip kelime-i şehadet getirmeye başladı. Bunu duyan imam cübbe sarıkla beraber kaçmaya başladı. Akabinde cemaat de imama tabi oldu. O da kaçmaya başladı. Yalnız kenarda duran Mustafa amca uzaktan bağırmaya başladı. La kaçmayın, Allah'ın evinde ölelim, camide ölelim. Allah'ın evi varken nereye kaçıyorsunuz? Ölürsek de burada ölelim. Ama baktı ki yanında kimse kalmadı. O da kaçmaya başladı. Dolayısıyla can kıymetli. Kurbanlık koçu bile kurban edeceğiniz zaman ayaklarını bağlıyoruz. Gerekiyorsa başını kapatıyoruz. Ama can vermemek için tepiniyor. İnsanoğlu da dünden bugüne afetlerden hep korka gelmiştir. Bu da gayet doğaldır. Halbuki şunu unutmamak lazım. Savaşlar için söylenmiş ama depremler için de aynen geçerli. Savaşlarda savaşanlardan çok kaçanlar ölür. Depremde de bilinçli korunanlardan çok rastgele kaçanlar zarar görür. Öyleyse bir deprem yaşadığımızda öncelikle bulunduğumuz yerde kendimizi korumaya çalışacağız. Bilinçli bir şekilde eğer çok böyle imkanlar iyi değilse, kaçma imkanımız yoksa bulunduğumuz yerde korunmak daha güvenlidir. Hepinize afetlerden uzak, afiyetler dilerim. Allah'a emanet olunuz.